Herkese merhabalar. Yine bir Bitcoin altcoin videosuna hoş geldiniz. İlk olarak Bitcoin analizi yapacağım ve sonra 10 adet altcoin'lara geçeceğiz. Evet, Bitcoin'da şu an durum nedir diye soracak olursa, en son fiyat 55.450'den alçalan tepe yaptı ve yeni bir dip oluşturdu, 47.650. Daha önceki videoda buradaki arz bölgesi vardı, 50 bin seviyesi. Burası geçilmeyecekti. Fakat geçildi. Düşüş trendi devam edebilir ama haftalıkta yükseliş trendi hala devam ediyor. Ne zaman haftalıkta 43 binin altında kapanış yaparsa, yani uzun vadede Bitcoin düşüşe geçebilir. Tabii ki fake atabilir. Buradan şöyle yapıp sonradan tekrardan all time high yapabilir. Buradaki fiyat hareketine bakmamız gerekiyor. Fiyat buraya geldiğinde onu o zaman inceleyeceğiz. Ama şu an günlükte her ne kadar satıcılar baskılı olsa da uzun vadede biliyorum hani bayağı bir pozitif, olumlu düşünüyorsunuz diyenler olacaktır mutlaka. Ama trendi nasıl analiz ettiğinizi bilirseniz en son yani fiyat buradan hareket etti ve bunun üzerine kapattı. Yani 43.200 yuvarlak hesap altında kapanış yaparsa, eğer sahte bir kapanış olmazsa buradan geri dönebilir ama buradaki fiyat hareketine bakmak lazım. Şu an oraya gelmediğimiz için o yüzden işaretledim. Siz de işaretleyebilirsiniz 43.200'ü seviyesini. Şu an 4 saatlikte dediğim gibi önce alçalan tepe var 55.500'de ve şu an fiyat yatay harekette bulunuyor. Daha önce burada küçük zaman biriminde bir alçalan tepeyi geçtiği için fiyat geldi. Buradan rally başladı. Şu an geldi. Ben fiyatın 51.100 direncine tekrardan geleceğini düşünüyorum. Şu an alıcılarda baskılı bir hareket var. Eğer burayı geçerse ne olur? Burayı geçerse şu şekilde. Ondan sonraki deneyeceği seviye 55.400. Yani buradaki kapanış yapması üzerinde kapanış yaparsa ve tekrardan geri çekilmeyle yükseliş trendi tekrar devam eder. Ama bu olmadığı müddetçe aşağı doğru hareket, yani buranın üstünde kapanış yapıp sonra geri gelebilir. Fakat o şekilde tekrardan burayı bir daha gel. Yani bir geçmemiz lazım, bir geri düzeltmeyle tekrar bir geçmesi lazım. Ondan sonra yani geri dönüş başladı diyebiliriz. Yani bunu söylemek için yani önce fiyat 55.000'e gelmesi lazım. Ben şahsi düşüncem fiyatın bu bölgeye geleceğini düşünüyorum. Bir saatlikteki alçalan tepe diye görebilirsiniz veya düşük zaman biriminde kesinlikle alçalan tepedir burası. Ama saatlikte en son alçalan tepe buradan başladı. 4 saatte de bu aynı. Yani bu bölge 55.500 kritik. Eğer buraya geçersek dediğim gibi üzerinde retest edip tekrardan devam ederse bir sonra gideceği nokta 55.500. Burası buraya geldiğinde tekrardan videoyu çekip grafiği analiz edeceğim. Buraya 55.500'e tekrar geldiğinde tekrar bir analiz videosu çekip o durumu o zaman inceleyeceğiz. Evet, fırsat olarak gördüğüm şu an Ripple'daki bir seviye var. Ripple'da saatlikteki en son tepe vardı. Buradan da 4 saatlik var. Gördüğünüz üzere 4 saat buradan başladı, aşağı indi. Şu an küçük zaman biriminde fiyat bir yükseliş tepe yaptıydı. Yani yükselen tepe. Ve ondan sonra bir dip yaptı. Burada alıcılar yoğun. Çünkü buradan fiyat hareketli bir şekilde başladı. Ben fiyatın saatlikteki yani 1.19 dolar seviyesine tekrar geleceğini düşünüyorum. Şu an ilk olarak 1.17'ye doğru gelmesi gerekiyor fiyatın. Geldikten sonra test edip bir sonraki uğrayacağı fiyat 1.42. Burası kritik. Çünkü 4 saatlikteki en son alçalan tepeydi burası. Eğer burayı geçersek tekrar düzeltme yaptığında yükseliş trendi devam eder. Nereye kadar? Yani en zirveye kadar 3.52'ye kadar devam eder. Eğer bu hareket gelir ise 4 saatlikte ve saatlikte bunu takip edebiliriz. Şu an Ripple için yani yatırım tavsiyesi değil ama güzel bir fırsat oluşmakta. Buraya geçtiği takdirde 1.18'i geçtiği takdirde
fiyatın bir sonraki alçanın tepeye gitme olasılığı çok çok yükselecektir. Evet, hemen altcoin'lere geçelim. Evet, altcoin'lerde ilk olarak ADA ile başlayalım. ADA'da haftalık şu an seviyeleri bunlar. Ama günlük seviyeleri ben sizler için çizdim. Günlük seviyelerde 95 sent kritik. Daha önce bir iğne attı bu günlük seviyeden. Fakat kapanış yapamadı. Şimdi 4 saatlikten inceleyelim. 4 saatlikte fiyat bir hamleyle yani satıcılar fiyatı düşürmüş. Şu an nereye dikkat etmemiz gerekiyor? İlk olarak fiyat tekrardan şimdi buraya gelip buradaki 1.28 üzerinde kapanış yapamaz ise tekrardan muhtemelen aşağı doğru gider. Eğer bu aşağı giderse günlükteki seviye de kırılmış olur. Bu kırmızı çizgi günlükteki seviye. Yani ADA tutanlar, Cardano tutanlar için çok ciddi bir seviye, kritik bir seviye. Yükselişten bahsetmek için 28, 1.28 üzerinde kapanış yapması lazım. Yani bunu fake olarak görmek için. Ama benim görüşüm fiyat bu karenin içerisine geldiğinde bu kapanışı yapamadıktan sonra tekrardan düşüşe geçecektir. Ve o zaman da günlükteki bu seviyeyi kıracaktır. Bu da fiyatı bir müddet daha düşüş getirebilir. Adı da takip edeceğimiz seviye bu şekilde. Bu seviyeleri işaretleyebilirsiniz Cardano'da. Evet, bir sonraki videoya geçelim. Avax'ta haftalıktan başlayalım. Haftalıkta fiyat en son buradan hareket etmiş. Ve en zirve seviyesi 63. Evet, günlükte bakalım. Günlükte en son nereden hareket etmiş fiyat? Fiyat günlükte en son buradan hareket etmiş. Ve en zirvede burası. Evet, şimdi bu seviyenin altına geçmediği sürece, hani 10 doların altına inmediği sürece yükseliş trendi hala devam ediyor demektir. Şu an 4 saatlikten incelememiz gerekiyor. Daha önce 4 saatlikte buradaki bir seviye vardı. Burası kırıldı. Bu kırılma nereden başladı? Buradan başladı. Sonra tekrar geldi. Üzerinde kapanış yapamadı. Sonradan da bir fake attı ve aşağı doğru indi. Şu an için bir düşüş trendi mevcut. Yani fiyat muhtemelen tekrardan bu seviyeye gelecektir. İşaretleyelim. Evet, bu seviyeye geldiğinde burası kritik bir seviye. Üzerinde 28 dolar diyelim. Üzerinde kapanış yapamazsa muhtemelen düşüş devam eder. Avax'ta bu şekilde takip edebiliriz. Eğer bu düşüş devam ederse muhtemelen günlükteki talep bölgesine doğru gidecektir. Yani 10-13 dolar seviyesine kadar inebilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, 28 doların üzerinde kapanış yaparsa tabii ki bu senaryo iptal. Ama vaziyet pek de olumlu görünmediğini gösteriyor. Durum pek de olumlu değil. Şu an için yani bu seviyeyi takip edebiliriz. Benim öngörüm, fiyat buraya geldikten sonra satıcılar baskıyla fiyatı düşürecektir. Bu şahsi görüşüm, kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Evet, Atom'da haftalıktaki seviyemizi çizelim. Haftalıktaki seviyemiz burası en düşük, burada en yüksek. Evet, şimdi gelelim günlükteki seviyeye. Günlükteki seviyede şurası. Evet, şu an fiyat ne durumda? Ona bakalım. 4 saatliğe inmemiz gerekiyor. Yükseliş trendi günlükte 6.39'dan 6.40'dan başladı. Ve ondan sonra yeni bir trendle günlükte bir seviye oluştu. O da buradan başladı. Şu an burada, şurayı silelim. Kritik bir seviye var. Yani 18.56 seviyesi bayağı bir kritik. Burayı geçerse ne olur? Şimdi burayı geçerse öncelikle arz bölgelerini işaretleyelim. Gördüğünüz üzere buradan tepki aldı. Şu an fiyat yani 21,5 ile 16,5 arası bir alanda bulunmakta. Bu yukarıdaki arz bölgesinin üzerinde kapanış yapamazsa
aşağıdaki 16 dolar seviyesine ve daha aşağı sona doğru gidecektir. Şu an durum yani pek pozitif iç açıcı değil. Ben önümüzdeki günler Atom'un daha da düşeceğini düşünüyorum. Şu an senaryo düşüşten yana bayağı kuvvetli. Alıcılar için kesinlikle dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Her ne kadar günlükte, haftalıkta olumlu bir hareket olsa da buradan satışları yapıp tekrardan aşağılara 10 dolar, 9 dolar seviyelerine hatta daha da düşük seviyeye getirebilirler. O yüzden buradaki seviye kritik. Yani bu üzerinde 21,5 dolar üzerinde kapanış yapmadığı müddetçe fiyat daha da aşağı doğru gidecektir. Evet, Algo'ya gelelim. Algo'da fiyat en son buradan haftalıkta bir yükseliş başlatmıştı ve en zirveyi de 1,90 olarak görmüştük. Evet, günlükte durum nedir? Günlükte durum en son fiyat günlükte buradan başlamış. Şunları silelim. Günlükteki seviye 41 cent. Şu an fiyat aşağı doğru gidiyor. Günlükteki seviye önemli bir seviye. Tepede aynısı günlükte 4 saatliğe gelelim. Evet, 4 saatlikte de durum nedir? En son fiyat buradan hareket almıştı. Yani aralık burasıydı. Burayı kırdı. Yeni bir dip yaptı. Sonradan yeni düşen alçalan tepe ile bu seviyeyi kırdı. Şu an için arz bölgemiz burası. Aynı algoda da dediğim gibi fiyat tekrardan yükselişe geçip 1,30 1,33 arz bölgesi yani 1,33 seviyesi 1,33-60 üzerinde 4 saatte kapanış yapamazsa ki ihtimalin ben düşük olduğunu öngörüyorum. Düşüş daha devam edebilir. Hem de sert bir şekilde devam edebilir. Nereye kadar? En az 87 cent buradan düşüş başlarsa en az bu seviyeye kadar ama hızlı bir şekilde 70'lere kadar da ilerleyebilir. Alım fırsatları için tekrardan yani 50 cent, 40 cent aralığını bakmak gerekiyor. Yani bu seviyeye geldiğinde bu düşüş olursa kesinlikle buralarda tekrardan alım yapılmaması gerekiyor. Tabii ki fiyat hareketi ne gösterir bunu düşüşten sonra onu bilemeyiz ama fiyat 1,33 50 üzerinde kapanış yapamazsa büyük olasılıkla 87 sent ve aşağısına doğru gidecektir. Evet, BAT'ta gelelim. En son fiyat 16 sentten hareket etti günlük haftalıkta nereye kadar? En zirve olarak 1,45'e kadar ve sonra evet en son buraya kadar hareket etti. Şu an fiyat burada. Günlükteki seviyemiz neresi? Günlükteki seviye fiyat buradan başladı. Yani burası günlükteki 4 saatlikteki seviyemizi işaretleyen 4 saatlikteki en son yükselen dip burasıydı. Ta ki bir zirve yapana kadar. Burası bu hareketle kırıldı. Yani BAT'ta da şu an arz bölgesi burada. Burada şu an nasıl bir yol izlenilmeli? Muhtemelen BAT tekrardan yükselip bu üst seviyeden yani 1,24 1,23 yani 1,25'e kadar test edebilir. Ondan sonra büyük ihtimal tekrardan en alt seviyeye yani 84 seviyesine kadar düşüş gelebilir. Bu düşüş hızlı bir şekilde de gelebilir. Nereye kadar? İlk olarak 80 sent seviyesine kadar düşüş gelebilir. Ama günlükteki seviye geçildiği takdirde tekrardan bir düzeltme yapabilir. Çünkü günlükte en son yükselen dip burasıydı. Tekrardan bir zirve yapmadan önce. Eğer 4 saatte burada düşüş gelirse nerelerde bir şey görebiliriz? Günlükteki daha yani fırsat verecek seviye olarak ilk etapta zaten fiyat buradan almış tepki. Büyük ihtimal bu talep bölgesi geçilecektir. Eğer bu kırılma olursa talep bölgesi muhtemelen geçilecektir. Yani burası şu an bir test alandı gördüğünüz üzere.
bu düşüşte tekrardan buraya gelip burayı kırar ise, yani 70 sent altında günlük kapanış yaparsa, o zaman nereye kadar gitme ihtimali olasılığı var? 57 ile 48 sent arasına kadar gidebilir. Yani BAT'ta da bu şekilde bir yol haritası izlenilmeli. Şu an gayet yani satıcılar hep baskılı. Gördüğünüz üzere altcoin'lerde falan hepsi düşüşte. O yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. Chili's'e gelelim. Chili's'de durumlar nasıl? Haftalık en son buradan başlamıştı. Tekrardan zirve yaptı ve şu an fiyat düşüşte. Evet, günlükteki seviyemiz, günlükte de buradan başlamış. 4 saatliğe geçelim. 4 saatlikte en son fiyat buradan hareket etti. 4 saatlik dip burası ve zirve de burası. Ve şu an saatlikte yani fiyat buraya kadar gelebilir. Saatliğe bakmamız gerekiyor şu an. Saatlikteki seviye en son buradan yapılmıştı. Tekrar bir yeni zirve yapılırken, yani yeni bir tepeyi buradan oluşturdular. Burası geçildi. Burada bir fiyat aralığı vardı. Onu tekrardan kırdık. Yani fiyat aralığı 52 sentle şu an 31 sent seviyesinde. Büyük ihtimal fiyat şu an küçük zaman birimlerinde hemen bakabiliriz. Bir trend değişikliği yapmış mı? Evet. 5 dakikalık grafikte en son alçalan tepeyi geçti. Fiyat buradaki talepten de tepki aldı. Eğer 44 sent üzerinde bir kapanış olursa muhtemelen fiyatı tekrardan yükseltirler. Nereye kadar? Saatlikteki arz bölgesine kadar. O da 52-51 sent, hatta 49 senti de işaretleyeyim şu şekilde. Buraya kadar götürebilirler. Yani buna aldanmayın. Alıcılar her zaman böyle gaza getirip ondan sonra aldırırlar. Yani arz ve talepleri iyi çizmek gerekiyor. Yani talep arz bölgesinde almaya kalkarsanız tabii ki terste kalırsınız. O yüzden 4 saatlikteki fiyat aralığı, 1 saatlikteki de burası 53 sent ile 32 sent arası. Yani bunun ikisi, bu iki seviye geçilmediği müddetçe pek fazla bir şey yapmamak gerekiyor. Çünkü yazı tura atmış oluyorsunuz. Ama burası geçilirse mesela, o zaman biraz daha emin olabiliriz. Geçilmediği takdirde bu küçük bir yükselişe, tamam günlük al sat, kısa vadede al sat yapıyorsanız, yani bu bir kârdır sonuçta. Yani fiyatın buradan oraya gitmesi bile şu an yani %20, %25'lere kadar bir kar verebilir. Ama uzun vadeciyseniz yani bu seviyeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bu iki seviyenin arasında kırılma olmadığı sürece hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Evet, gelelim bir sonraki coin'e. Jello USD'de. Bu yeni bir coin. Yani geçmişi fazla yok. Ocak ayından itibaren bir geçmişi var. Şu an en son günlükteki seviye burası. Bu günlükteki seviyelerimiz. Şu an fiyat yükseliş trendi hala, yani günlük bazında devam ediyor. Buradaki talepten de şu şekilde şey yaparsak fiyat tepkisini almış. Şu an 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de trend buradan başlamış. Yani en son dip, yani yükselen dip, yükselen tepe buradan oluşmuş. Evet, saatlikte bakalım. Saatlikteki yükselen dip, en son yükselen dip buradandı. Yani 4.96. Burası geçildi şu an. Burada bir arz bölgesi var. Fiyat buradan tepki aldı. Her ne kadar fiyat şu an tekrardan yürüse de yükseliş trendi var mı diye soracak olursan, yani haftalık günlük yükseliş trendi, 4 saatlik yükseliş trendi, saatlikte de şu an bir tepe yapmış, yani yükselen tepe, yükselen dip, tekrar tepe. Eğer 5.70
7'nin üzerinde, yani bu bölgeyi sayalım, 5.80'in üzerinde kapanış gelirse yükseliş trendi devam eder. Yani bunu bu şekilde takip etmek gerekiyor. Eğer burada fiyat geçeme, yani bazen oluyor, bir mum geçerse tekrardan bunun altına inerse o zaman fake atıp tekrardan aşağıya doğru götüreceklerdir. Bunu da bu şekilde anlamanız gerekiyor. Evet, bir sonraki coin'e gelelim, CRV'de. CRV'de en son fiyat haftalıkta buradan hareket etmiş, pardon, en son buradan hareket etmiş haftalık seviye ve bu da zirve haftalıkta. Evet, şu an günlükteki seviyeyi geçti. Unutmayın, uzun vadeciyseniz size önemli olan seviye 1.60. 1.60'ın altında kapanış yapmaması lazım. Kapanış, bir mum kapanış yapıp ertesi hafta tekrardan geçerse büyük ihtimal fake olur. Tekrardan yükselişe devam eder. Yani bunu da bu şekilde, sadece bir haftalık kapanış pek bir şey ifade etmiyor. Bazen fake atıp tekrardan yoluna devam edebiliyor. Günlükte de şu an bu bölgeye geçildi. 4 saatliğe bakalım. Evet, 4 saatlikte de seviyemiz burasıydı. Burada bir kırılma oldu. Sonra tekrar yükseliş, tekrar kırılma oldu. Ben arz olarak burayı işaretledim. Şu an fiyat 2.40'ta, yani muhtemelen 3.20'ye kadar ilerleyecektir. Yani al satçıysanız yani %30 bir kar verebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Buraya fiyat gelecek mi? Benim öngörüm gelecek. Çünkü burada en son fiyatı aşağı düşürdüler. Yani 3.20'ye, 3.19'a kadar fiyatı taşıyabilirler. Bu bölge geçilmediği sürece, yani burası talep, burası arz. Eğer 2.66 geçerse büyük olasılıkla 3.20'ye doğru gideceklerdir. Orası da zaten arz bölgesi. Bunun üzerinde kapanış yaparsa, 3.33 üzerine kapanış yapar ise yükseliş devam edebilir. Şu şekilde devam edebilir. Yani geçmesi gerekiyor. Test edip sonradan yoluna gitmesi gerekiyor. Ama şu anki fiyat hareketine bakacak olursak, diğer altcoin'lerle birlikte fiyat buraya geldiğinde ben düşme tarafta, yani düşmeden yanayım. Ben değil. Yani fiyat hareketine baz alıp da bunu söylüyorum. Çünkü fiyat buradan düşmüş, tekrardan bir geri düzeltmeyle tekrar düşmüş. Yani satıcılar şu an baskılı ve düşüş trendi 4 saatlikte onaylanmış. Yani fiyat sadece buradan geri gitmeli ve ondan sonra geri düşme gelmeli. Geri düşüş olursa, yani aşağı zirvelerden tekrardan fırsat verebilirim. Buraya geldiğinde, eğer bu düşüş olduğunda büyük olasılıkla tekrardan 1.80, 2 lira, 2 dolar ve 1.80'e kadar gidebilir. En dip seviye olarak da 1.61'e kadar düşüş gelebilir. Unutmayın. Evet. Son olarak da Dogi'ye gelelim. Dogi'de haftalıkta günlükteki bir seviyemiz vardı. 0.05'ten 0.47. 4 saatlikte şu an bir en son dip vardı. Fakat yeni bir tepe oluşturamadı. O yüzden burası başarılı bir tepe sayılmaz. Çünkü en son 45 sentte buradaki alçalan tepe oluşturdu ve şu an kırdı burayı. Saatlikte izleyelim. Saatlikte fiyat buradan düşüş getirdi. Sonra geri düzeltmeyle tekrardan düştü. Dogi'de de maalesef pek olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. Fiyat tekrardan bu seviyeye gelip, yani maksimum 31 sent üzerinde geçiş, yani kapanış olmazsa 1 saatlikte veya 4 saatlikte düşüş gelecektir. Şu an arz bölgesinde tepki aldı. Satıcılar önümüzdeki saatler ve günler hızlı bir şekilde gelip fiyatı tekrardan aşağılara götürecektir. Nereye kadar? Minimum 0.13 seviyesine kadar düşüş gelecektir. Bu da demek oluyor ki, hani 4 saatlikte de bu düşüş devam edeceği için günlükteki seviyeye doğru inebilir. Yani 0.07'ye kadar düşüş gelebilir. Yani buradaki talep de geçirirse bir sonraki düşüşte büyük ihtimal buradaki bir seviyede, bu talep seviyesi de geçilip
0.08 ve maksimum olarak yani 0.05 diyelim. Buraya kadar düşüş gelebilir. Yani bu seviyeyi iyi kontrol edin derim. Yani şu an için alımlar kesinlikle düşünülmemeli. Aksi takdirde terste kalır. Yani para kaybedersiniz. Bu senaryo ne zaman iptal olur? 31 sent üzerinde ve 32 sent üzerinde kapanış olursa ve fake atmadan tekrardan bu hareketi görürsek o zaman yükseliş trendi tekrardan devam ediyor demektir. Ama şu an bu olasılık ihtimal biraz düşük gibi. Tabii ki bu fake olabilir. Dediğim gibi bu seviyeyi takip etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu video biraz uzun oldu. Uzun zamandır yani birkaç gün oldu altcoin videosu çekmeyeli. O yüzden farklı altcoin'ler analiz edeyim dedim. Yorumlara coin isteklerinizi yazabilirsiniz. Hangi coin analiz etmemi istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İlk defa seyrediyorsanız abone olmayı unutmayın, destek olmak için. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.